Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Sarı Kırmızıların kampı, İsviçre kampı tüm hızıyla devam ediyor. Biz de oyuncularımızla kampı konuşacağız, sezonu konuşacağız ve bugün de yanımızda Galatasaray'ın yeni transferi Serdar Aziz var. Serdar, teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ve öncelikle de Galatasaray TV'si ailesi olarak da yeniden hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tabii çok soruldu, çok anlattım belki ama şu transfer sürecini birazcık anlatabilir misin? Nasıl gelişti Galatasaray, nasıl oldu? Yani şimdi Galatasaray'ın benimle ilgilenmesi gerçekten benim için öncelikle çok mutluluk verici bir olay. Burada olduğum için de çok mutluyum. Süreç şu şekilde ilerledi. Yani benim Bursaspor'dan ayrılacağım kesinleşmiş gibiydi. Sonrasında milli takım kampına katıldım. O süreçte aslında transferi düşünmemem gerekiyordu. Çünkü milli takımla alakalı önemli bir turnuvaya katılacaktık, Avrupa Şampiyonası'na. O süreçte benim bir sakatlığım vardı. Tamamen konsantrasyonum benim sakatlığımla alakalıydı. Orada oynayıp oynayamayacağımla alakalıydı. Ama sonrasında tabii şampiyonada oynayamayacağım haberi gelince doktorlarla hani kontrol altına aldılar beni. Oynayamayacağım söyleyince ben de Bursa'ya geri döndüm. O süreçte birçok takımdan da teklif aldım açıkçası. Yurt içi ve yurt dışından teklifler aldım. Ama Galatasaray yönetimi gerçekten bu transferin arkasında sonuna kadar durdu. Sayın Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri. Hepsi sonuna kadar benim arkamda durdu. Verdikleri sözün arkasında durdu. Ben de aynı şekilde onlara bir söz vermiştim. Bu süre zarfında çok fazla uzatmadan onlar da bu işi bitirdiler. Ben de geldiğim için buraya gerçekten çok mutluyum. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür ederim. Tabii katıldıktan sonra hemen artık İsviçre kampına geldik. Şu anda buradayız. Çok güzel bir ortam. Tabii zaman zaman yağmur da yağıyor. Öncelikle şunu sorayım. Nasıl bir kamp ortamı burası? Burayı biraz anlatır mısın bize? Yani açıkçası çoğu kulüple geldiğimiz yerler gibi. Yani Avusturya'ya gidiyoruz bazen. İşte burası genelde kamp ortamları böyle oluyor. Güzel oluyor. Benim en sevdiğim hava şartları bunlar. Yağmurlu havaları ben çok seviyorum. Yağmurlu havalarda maç oynamayı da çok seviyorum. Yani böyle, genelde güneşli havaları fazla sevmiyorum ben. Yani, ama yani şu anda mutluyuz takım olarak. İyi de çalışıyoruz burada. Serin olması bizim için tabii ki avantaj. Zaten o yüzden buralar seçiliyor. Ve şu anda her şey yolunda. Güzel yani burası. Tabii daha birkaç gün oldu belki ama antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor. Sabah erkenden cross çalışmaları da var. Birazcık antrenman detaylarını, kamp çalışmalarını anlatır mısın? Tabii zaman zaman yoruluyoruz ama şu anda her şey yolunda. Dün de biliyorsunuz hazırlık maçı oynadık. Koray arkadaşımız sakatlandı. Gerçekten o yönden çok üzgünüz. Ona da Allah'tan acil şifa diliyorum. Dün de gerçekten iyi oynuyordu Koray. İyi gidiyordu. Nazar değdi. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza geri döner. Antrenmanları gelecek olursa gerçek güzel gidiyor. Arada 3 antrenman da oluyor. Bugün biraz daha böyle dinleniyoruz. Çünkü dün maç oynadığımız için. Gerçi ben oynamadım ama. Yarın ve öbür gün yine 3 antrenmanla devam edeceğiz. Güzel gidiyor. Çalışmamız gerekiyor zaten. Yani geçen sene biliyorsunuz kötü bir yerde bitirdik. Bu sene demek ki daha çok çalışmamız gerekiyor. Gerçekten takımda özverili. Hocamız da iyi antrenmanlar yaptırıyor. Keyifli, çok sıkıcı bir antrenman tarzı da yapmıyoruz. Futbolun gerektirdiği şekilde çalışıyoruz. Şu anda her şey güzel antrenmanlarda. Çalışıyoruz ama bunun karşılığını alacağız tabii ki. Tabii Yanol Derike'nin ilk kez çalışma fırsatı buldun sen de. İlk izlenimin nasıl? Nasıl bir hoca? Yani çok disiplinli. Ben o kadar hani disiplinli bilmiyordum hocamızı dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Ama gerçekten çok disiplinli. Yani oyuncularla birebir çok ilgileniyor. Mesela maçın içinde antrenmanlarda olsun bir saniye bizi boş bırakmıyor. Biraz dinlenmeye çalışıyorum. Hemen görüyor beni. Serdar diye bağırıyor bana oradan. Şu anda gerçekten hocamız disiplinli. Disiplin her zaman önemlidir yani. Özellikle Türkiye'de bence disiplin sonuna kadar önemli. Disiplin olmayınca maalesef biraz bizim ülkemizde suistimal ediliyor bazı güzel olaylar. O yüzden disiplin önemli. Böyle olduğu sürece daha da takım maç içerisinde daha ateşli ve daha kontrollü oynayacağını ben düşünüyorum. Tabii takım arkadaşlarının birçoğunu milli takımdan tanıyorsun, birlikte oynadın. Diğerleri de var. Nasıl arkadaş ortamı Galatasaray'da? Seni nasıl karşıladılar? Yani ilk transfer olduğumda Selçuk abi aradı zaten. Hayırlı olmasını diledi. Buranın çok farklı bir camiye olduğunu ve arkadaşlığın güzel bir aile olduğunu söyledi bana. Ben de gerçekten buna emindim zaten. Yani buraya gelmeden önce de birçok arkadaşımla milli takımlarda da konuşuyorduk. Buraya geldikten sonra onu zaten hissettim. Burası bambaşka bir camia.
Tabii benim ilk transferim, yani daha önce başka bir kulüpte oynamadım Bursaspor'dan başka. Zor olacağını düşünüyordum ama şu anda gerçekten çok rahatım ve burada olmaktan dolayı mutluyum. Arkadaşlık da güzel. Bir takımdan arkadaşlarımı tanıyorum, diğerlerini rakip olarak tanıyorum. Herkes burada saygılı birbirine karşı. Herkes işini yapıyor, çok fazla şeyle meşgul olmuyor. Çok böyle farklı bir arkadaşlığımız yok takım içerisinde, huzur bozan. Şu an dengeler de gayet iyi. Yani burada şu anda her şey yolunda benim için. Tabii bir sakatlığın var diyorsun ama şu anda seni antrenmanlarda izliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Gayet iyi çalışıyorsun. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Gayet kendimi iyi hissediyorum. Yani şu anda herhangi bir problemim yok. Allah'a şükürler olsun. Önemli bir sakatlıktan çıktım. Atlattım sonunda. Yener hocamız da sağ olsun benimle çok yakından ilgilendi. Transfer olmadan önce de, milli takım kampından önce de benimle bayağı ilgilenmişti. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani gerçekten önemli şeyler bunlar. Şimdi başka bir kulübün doktoru olmasına karşın yine de benimle çok yakından ilgilendi. Sağ olsun sakatlığımı da atlattım. Takım antrenmanlarına katılıyorum. Beraber takımda antrenman yapıyorum. Uzun süredir takımdan ayrıydım. Yani takım antrenmanları yapamıyordum. Gerçekten özlemişim aynı zamanda. Dün maçta oynamadım çünkü kontrol amaçtı. Yeni daha antrenmanlara başladığım için direkt maç oynamamızı uygun görmedi hocamız ve doktorumuz. Umarım ikinci maçta oynarsam benim uzun bir süre sonra maç oynamış olacağım ve o benim için ayrı bir mutluluk olacak. Tabii maç dediyken şunu da soracağım. Sen Türk Telekom Arena'ya rakip olarak geldin ama artık bu sezon Türk Telekom Arena'ya Galatasaray'ın futbolcusu olarak çıkacaksın. O taraftarı da biliyorsun az çok. Taraftara neler söylemek istersin ve arenanın o atmosferini nasıl görüyorsun? Tabii rakip olarak yıllarca oynadık orada. Galatasaray'da bir gol atmıştım Bursaspor formasıyla o statta. Yani müthiş bir atmosfer var. Milli takım ilk maçımda Kazakistan'a karşı oynamıştım orada. Orada da gol atmıştım Kazakistan'a karşı. Sahaya çıktığımda tüylerim diken diken. Çünkü rakip olunca çok fazla hani şey olmuyor ama kendi arkanda hissedince desteği inanılmaz bir atmosfer olmuştu. Tüylerim diken diken olmuştu böyle. Sanki üşüyor gibiydim statta. Çok müthiş bir atmosfer vardı. İnşallah lig başladığı gibi takım olarak arkamıza alırız taraftarı. Ve o müthiş taraftarla beraber uzun süre her zamanki gibi şampiyonluklardan şampiyonluklara koşmak istiyoruz. İnşallah bu sezonda iki kulvarda Türkiye Kupası ve Lig'de olacağız. Ben başarılar diliyorum. Umarım ki Galatasaray'la uzun yıllar devam edersin. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.